27 Kasım'da başladı biliyorsun açlık grevi. Özellikle İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tecrit sebebiyle başlatıldı. Ancak başlatılan tecritin temel sebebi sadece bu değil. Orada başlayan ve herkesin aslında toplumun sustuğu, sessiz kaldığı bu tecriti bütün hapishanelerde hatta gündelik hayatımıza da karşımıza çıkması sebebiyle yapıldı aslında. İçeride zorlu koşullar altında bir tane hak ihlaliyle karşılaşan bir sürü mahpusun verdiği ortak tepki aslında. Bunun daha etkili olacağını ve bundan sonraki süreçte en azından İmralı'dan bir haber alınca orada yaşanan hak ihlallerine dair ellerinden geleni yapmak için aslında daha doğrusu ellerinden bir tek bu geldiği için açlık grevlerine girdiler. Biz İstanbul ÖHD olarak Marmara bölgesi ve çevresindeki bütün hapishaneleri 2 haftada bir ziyaret ediyoruz. İlk haftada hatta açlık grevine ilişkin bir rapor hazırladık. Orada da sunduk. Dönüşümlü bir açlık grevi yapılacak. Yapılıyor şu anda hali hazırda. Yapılan açlık grevlerinde ve görüştüğümüz bütün mahpusların da ortak söylemi, ortak fikri bunun üzerine. İmralı Ada Hapishanesi'nde yaşanan Sayın Abdullah Öcalan üzerinde ve diğer mahpuslar üzerinde yaşanan bu tecritin son bulması amacıyla başlatıldı aslında. Silivri şu an Marmara denilen cezaevinde. Özellikle Üçünoğlu da zaten tecrite dayalı tecrit sebebiyle başlatılan bir açlık grevinde mahpusların açlık grevine giren mahpusları tekrar bir tecrite sokmaya çalıştılar. Açlık grevine giren özellikle 3 mahpusu ayrı ayrı koğuşlara atıp hiç kimsenin onlardan haberdar olmamasını sağladılar. Bazı yerlerde disiplin soruşturmaları başlatıldı. Bazı yerlerde belli sosyal etkinliklerden uzak tutuldu. Özellikle yine Silivri'den bahsetmek gerekir. Silivri'de 4 saatlik havalandırma 1 saate indirildi. Bu şekilde yavaş yavaş gelen bir soruşturma dalgası olacağını hissediyoruz. Çünkü ilk etapta bunun etkili olmayacağını ya da mahpusların bunu devam ettirmeyeceğini düşünen kurumlar, bütün kurumlar ve gardiyanlar, orada çalışan herkes yavaş yavaş oradaki insanların iradesini gördükçe bu durum, onlara karşı tutum sertleşmeye de başlayacak. Hani özellikle ilk soruşturmalar haberleri gelmeye başlayınca biz aslında bunu anlamış olduk onların tavırlarından. Özellikle bütün hapishaneler, Marmara özelindeki bütün hapishaneler için yaptıkları ilk eylem, ilk fiil hem CPT'ye hem kurumlara, İstanbul Barosu'na, diğer kurumlara, Adalet Bakanlığı'na özellikle sevk talepleri vardı. Bütün herkesin, açlık grevine giren bütün mahpusların öncelikli talebi buydu. İmralı'ya sevk talepleri vardı. Bu sevklerin olmazsa en azından onunla İmralı'dan bir haber gelme. Orada yaşanan hak ihlalleri nedir? Sayın Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu nedir? Bunu öğrenmek istiyorlar. Öncelikli talepleri bu aslında onların. Daha sonrasında, daha doğrusu yaptıkları ilk eylem, ilk fiil bu oldu. Daha sonrasında bizimle paylaştıkları şey temel olarak şu aslında. İmralı'da yaşanan hak ihlalleri son bulmadıkça, evet 15 Şubat olarak belirlendi ama bundan sonrası da devam edebilecek ve biz bunun iradesini gösteriyoruz dedi çoğu mahpus. Dediğim gibi daha öncesinde de söyledim, önceki açlık grevine giren mahpuslar da vardı. Onlar girmeye tekrar devam edeceklerini söylediler ve bunun orada yaşanan hak ihlallerini son bulmadığı ya da haber gelmediği müddetçe burada açlık grevlerinin de devam edeceğini, kurumun üzerlerine kadar giderse gitsin bu açlık grevlerine devam edeceklerini söylediler bize.